artık insanımız Ayasofya'nın ne olduğunu öğrenmiştir herhalde. İşte 500'lü yıllarda, 537'li yıllarda yapılmış. İşte Roma İmparatoru Justinian tarafından, Doğu Roma İmparatoru tarafından yapılmış. İşte İstanbul'un fethinden 1453'te hemen sonra camiye çevrilmiş bir yapı. Daha sonra da işte Cumhuriyet'in ilanından sonra da 1934 yılında Ayasofya ne yapıldı? Müzeye çevrildi. Şimdi bakın, burada yalnız bir şey kaçırıldı ekranlarda da Bayram Bey. Biliyor musunuz, 1934'e kadar Ayasofya hep cami olarak kullanıldı. Ve evet. 1932'de Ayasofya'da 25 hafız tarafından yaklaşık 70.000 insanın da katılımıyla beraber Mevlid-i Şerif okundu. Ve Türkiye'de radyodan ilk canlı olarak da ne yapıldı? Bu yayınlandı. Hatta Mustafa Kemal de bu Mevlid-i Şerif'i Ankara'da radyodan ne yapıyordu? Dinliyordu. Yani 1932'de. Orada kaçırılan şu, belki herkes bu tarihi biliyor ama Mevlid-i Şerif'e o dönemin bütün İstanbul'daki yabancılar da çağrıldı. Gazeteciler çağrıldı, misyon şefleri çağrıldı, konsoloslar çağrıldı. Ayasofya'da büyük bir ne yapıldı? Hem Kur'an okundu hem de Mevlid okundu. Adamlar ayağa kalktı ya. Şimdi evet. Ayasofya niye müzeye çevrildi diye eleştirenlere bunu sormak lazım. Kardeşim, Atatürk'ün emriyle, talimatıyla Ayasofya'da 1932'de Mevlid-i Şerif okunuyor ve bütün Batı ülkelerinin temsilcileri de çağrılır. Onların tabiri caizse gözüne soka soka ben burada egemen devletim ve ben burada Kur'an'ımı okuturum, Mevlid'imi okuturum deniyor ve buna da 70.000 insan ne yapılıyor? Katılıyor. Hatta baktığınız zaman o dönemin özellikle Yunan, İngiltere ve Fransa'daki gazetelerin manşetleri ertesi gün Türkiye'yi hedef alan, Mustafa Kemal'i hedef alan manşetler atıyor. Atatürk 1934 yılında bu sefer ne yapıyor? Ayasofya'yı müzeye çeviriyor. Niye müzeye çeviriyor? Bunun iyi anlaşılması lazım. İşte S-400'e gelelim işte. Bağlantı kuralım. Şu anda Türkiye dış politikada hamleler yapmaya çalışıyor. Kendi güvenliği için evet. S-400'ü almaya çalışıyor. Bir anlamda Suriye'de Rusya ile hareket etmeye çalışıyor. Diğer taraftan F-35'i almaya çalışıyor. Yine dış politikada Amerika ile hareket etmeye çalışıyor. Kardeşim, bunlar mübah mı? Tabii ki mübah. Dış politikada kendi menfaatlerine göre devletlerle bu tip ilişkiler kurabilirsin. Mustafa Kemal de aynısını yapıyor. O zaman niye karşı çıkıyorsunuz? Ayasofya'yı niye müzeye çeviriyor? Çünkü o dönemde Boğazlar üzerinde bizim egemenlik haklarımız daha sağlanmamış. Lozan Antlaşması'na göre Boğazların yönetimi Türk devletine bırakılmamıştı. Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştı ve Türkiye Boğazların her iki tarafında asker ve silah bulundurmayacaktı. Şimdi Mustafa Kemal bunu görüyor, egemenlik haklarımızı orada korumak istiyor ve fırsatı kolluyordu. Özellikle 1932'de Milletler Cemiyeti'ne girilmesi, akabinde Japonya'nın Milletler Cemiyeti'nden çıkması, artık 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasının %100 olması, Mustafa Kemal hemen Boğazların güvenliğini tehlikede gördüğünü söyledi ve dedi ki uluslararası bir konferans toplayalım. Ve biliyor musunuz Bayram Bey, o dönemde bütün Milletler Cemiyeti üyeleri buna tamam dediler. İşte bu Mustafa Kemal'in yapmış olduğu dış politikadaki bir hareketiydi. Ve Montrö'de bakıyoruz ki Rusya'sı, İngiltere'si Türkiye'yi destekliyor. Türk tezini destekliyor. Ve biz Montrö'yle imzalamak için, Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarımızı geri almak için Mustafa Kemal bir Ayasofya kartını oynadı ve başardı. Dış politikada istediğimizi aldık. Egemenlik haklarımızı Boğazlar'da aldık. Bunu böyle görmek gerekiyor. Ve hemen ne oldu biliyor musunuz? Daha bak 1937 bitmeden Mustafa Kemal Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını geri aldıktan sonra 1937'nin Kasım ayında Ayasofya'nın tapusunu çıkarttı. Ve Ayasofya'nın tapusu Sultan Mehmet Vakfı'na Ayasofya camisi olarak geçti. Yani Ayasofya Müzesi yazdı. Evet. Ayasofya'nın tapusu Sultan Mehmet Vakfı'ndadır ve cami olarak bu tapulanmıştır. Onun için bu konuda eleştirenler, bir kere buna dikkat edin. Mustafa Kemal isteseydi orayı işte Kültür Bakanlığı'na bağlayıp bir kültür sanat müzesi olarak yaptıramaz mıydı Bayram Bey? Çok rahat yaptırırdı. Kimse itiraz eder miydi? Hiç kimse itiraz etmezdi. Ama bakıyoruz ki tam tersi, Ayasofya'nın aslına uygun olarak tapusunu cami olarak tapuya kaydettiriyor. Dolayısıyla evet, Mustafa Kemal'e bu konudan kimse vuramaz. Ve Ayasofya camidir. Ayasofya'nın cami olmasını engelleyenler esasında ondan sonra gelen yöneticiler. Onların basiretsizlikleri. Ha şunu da söyleyelim. Ayasofya'nın bir bölümünde her zaman namaz kılınabiliyordu. Ana bölümde değil de evet, Ayasofya'da öyle namaz kılınma diye bir yer ayrılmıştı. Sonra gelen özellikle Hüseyin Bey az önce bir şey söyledi, işte Amerika ile Yunanistan'la Türkiye-Amerika denge politikası 1946 Truman doktrininde 4'e 1 oranında. İşte 4 Yunanistan'a 1 Türkiye'ye, ondan sonra gelen her şekilde böyle. İşte bizdeki yöneticiler maalesef belki Batı ve Amerika'ya da daha şirin gözükmek için Ayasofya'nın o cami hüviyetini hiç kullanmadılar. Halbuki ki Mustafa Kemal'in talimatıyla Ayasofya cami yapıldı. Ayasofya'nın işte şu anda tekrar ibadete açılması doğru mu? Kesinlikle doğru. Bu bizim egemenlik hakkımız. Yani isteyen istediği gibi konuşabilir. Ben devletim ve ben orada cami ise, ki şu andaki iktidar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Ayasofya'nın Mustafa Kemal'in yaptığı gibi aslına döndü. Mustafa Kemal dedi ki burada namaz kılınacak çünkü burası camidir. Sonra bunu yapmadılar. Şu andaki 2020 yılında ne oldu? Bu camiye döndürüldü. Mustafa Kemal'in isteği burada ne yapılmış oldu? Gerçekleşmiş oldu. Evet. Dolayısıyla doğru bir karardı. Egemenlik haklarımızla ilgili ve bunu iyi anlamak gerekiyor. Gelelim bugüne. İşte Sözcü gazetesi, ki bugünden beri işte açıklamalar yapıyor. İşte biz öyle kastetmedik ama yani bu konuda yanlış yapıyorlar. Onu söyleyelim. Yani siz üste felaket yılı atacaksınız. Alta Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de işte EBA'yı koymuş, onu koymuş, başka şeyleri koymuş. Bu gazetecilik değil ki, ben bunun bilinçli olarak da yapıldığını düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek. En başta nedir? Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Ayasofya bir camidir ve egemenlik haklarımıza göre oranın cami olması gerekiyor. Buna kimse karışamaz. Artı siz bunu niye şey yapıyorsunuz? Ben şunu çok rahat söylerim. Yani bugün özellikle Atatürk'ü de, Ayasofya'yı da, milli şeyleri de Sözcü gazetesinden kurtarmamız gerekiyor. Evet. Öyle bir şeyler empoze ediliyor ki ve öyle gerilimler yapılıyor ki insanlar bu sefer ne yapıyor? Devletin kurucusu Mustafa Kemal'e saldırmaya başlıyorlar. Yani onun için bunlara gerek yok ve Ayasofya bizim camidir. Neticede gideceğiz orada ibadetimizi, namazımızı kılacağız. Ama burada Cumhurbaşkanı'nda bir uyarısı vardı bir yıl önce. Sultan Ahmet'i doldurmadan Ayasofya'yı niye camiye çevirmek istiyorsunuz? Niye geldik? Evet, ben Cumhurbaşkanımızdan o zaman bu konuyla ilgili adımlar atmasını beklerim. Bütün toplumun nezdinde bütün camilerin dolması, ibadeti dolması, insanımızın camilere gitmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını da şahsen kendisi böyle ifade etmişti. Kendisinden bekleriz. Yani Ayasofya üzerinden yeniden gerilim yapılmak isteniyor. Artık Türkiye'nin buna gücü yok. Buna da sabrı yok. Onun için bu kutuplaşmalardan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Mustafa Kemal Ayasofya'yı aslına koydu. Orada bir camidir dedi. Şu anda bir cami hüviyetinde. Onun için bunun başka bir şekilde olduğunu ifade etmek bence bu toplumu gelmekten başka bir şey değildir. Yeni yılın ilk gününde hem Ayasofya'yı hem de bir nereden çıktığı anlaşılmayan bir başörtüsü tartışması da başladı Fikri Sağlar'la birlikte. Dediğiniz gibi evet, bu da kutuplaşma siyasetinin yeni yılda iç siyasete önemli ölçüde yansıyacağını gösteriyor zannedersem. Evet, yani bizim hem dini hem Atatürk'ü hem milli değerlerimizi bu siyasi tartışmalardan uzak tutmamız lazım. Bunları kim yapıyorsa yanlış yapıyor. Toplumun birlik ve beraberliğinin dinamit koyuyorlar Bayram Bey. Atatürk bizim, cami bizim, başörtüsü bizim, başarçı bizim, hepimizin bizim bir ülkeyiz. Ya. Biz bu insanlarla bu ülkede yaşıyoruz. Biz toplum denilen şey budur. Siz bunu ayrıştıramazsınız. Biz bütün değerleriyle beraberiz.